Herkese selam millet. Organizata hoş geldiniz. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Beni soracak olursanız Allah'a şükür iyiyim. Sizler de benim soruma cevap verdiyseniz haydi videoya geçelim. Bugünkü videomuzun konu arkadaşlar Tayyip Talha Sanuç. Bugün olmak kaydıyla Fenerbahçe'mizin oyuncuyla ilgilendiği ve resmi teklif yaptığı konuşuluyor arkadaşlar Tayyip Sanuç için. Yani Adana Demirspor kulübü Belçika'dan bir kulüple anlaştığını Murat Sancak söylemişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ostende olması lazım. Ostende'ye gidecekti oyuncu. Olmadı son anda. Beşiktaş tekrardan devreye girdi. Sonrasında Fenerbahçe de bu yarışa dahil oldu. Şu an Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arasında inanılmaz bir rekabet var gözüküyor. Sosyal medyadaki haberler bunu gösteriyor bizlere. Ajans Spor'un haberine göre arkadaşlar Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'mizle anlaşmak için 1,5 milyon euro bonservis teklifi vermişiz Adana Demirspor'a ve sonraki satıştan %15 pay vermişiz. Kimisi de diyor ki Serdar Dursun artı belli bir miktar bonservis. Kimisi diyor ki direkt 1,4 milyon euro bonservis, 2 taksitle ödenecek şeklinde. Yani Beşiktaş ile Fenerbahçe ciddi anlamda Tayyip Sanuç için uğraşıyormuş arkadaşlar. Tayyip Talha Sanuç yani 22 yaşında henüz. Ben izlediğim kadarıyla söylemek gerekirse arkadaşlar yani büyük takımın stoperi şu anki durumuyla olamaz bence. Ama yaşının daha genç olması, Türk olması, 1,88 boyu olması bence elini Tayyip Talha Sanuç için elini güçlendiren detaylar bunlar. Yani 2,8 milyon euro piyasa değeri var. Adana Demirspor'da oynuyor, stoper mevkisinde. Şimdiye kadar 3 maça çıkıp Hatayspor deplasmanında İki tane kritik gole imza atıp bir tanesi de iptal olmuş bir oyuncu. Yani Tayyip Talha'yı ben ister miyim? İsterim arkadaşlar. Niye istemeyeyim? Yani sağ stoperde Türk bir stoper daha olmuş olur. Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Tayyip Talha Sanuç ismi olmuş olur sağ stoperde. Yani Gustavo'yu hiçbirimiz beğenmedi. Şu Kayseri spor maçı haricinde. Yani Serdar Aziz de bizi yarı yolda bırakmaya çok müsait. Sakatlıklarından dolayı. Tayyip Sanuç için yani 1,5 milyon euro da sudan ucuz bir fiyat arkadaşlar. Yani şu piyasada, şu futbol ikliminde 1,4 milyon euro ciddi anlamda bu topa girebilecek bir para. Çünkü oyuncunun zaten hali hazırda 2,8 milyon euro piyasa değeri var gözüküyor Transfermarkt verilerine göre. Yani ben olsam bu topa istisnasız balıklama atlarım. Hem rakibinin elini güçlendirmiyorsun, hem senin elin güçleniyor, hem sıkıntılı olduğun bir mevkiye ekleme yapıyorsun. Hem de Türk bir oyuncu almış oluyorsun. Ve de yani daha 22 yaşında bir çocuk bu. Yani 22 yaşında. Ben olsam girerim arkadaşlar. Yani konuşulana göre de işte Fenerbahçe Tayyip Talha ile kişisel şartlarda anlaşmış. Adana Demirspor'la da Beşiktaş Adana Demirspor Fenerbahçe üçgeninden de galip gelmesi amaçlanıyormuş Fenerbahçe adına. Tayyip Talha Sanuç'ta Fenerbahçe'ye daha sıcak diyorlar. Hayırlısı demek lazım. Hayırlısı demek lazım. İnşallah sonuçlanır. Yani bu transfer de böyleydi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Organizatikle kalın ve Fenerbahçe'yle kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.